Yemek yemek, uyumak, çalışmak. Bunlar nasıl olmazsa olmazlarımsa, güreşle benim için tamamen olmazsa olmazlarımdan bir hayatımın mottosu haline geldi. Çünkü ben güreş sayesinde var oldum. Hani yani ön plana geldim. İsmim duyuldu. Ve o yüzden benim için güreş hayatımın hem dönüm noktası hem de hem kazancıma hem de beni ben yapan en güzel sporlardan biri. Teşekkürler. Evet. Evet. Kim soracak çocuklar? Atlas. Merhaba Yasemin abla. Merhaba canım. Müsabakalarda siz hakemin görmediği ama sizin yaptığınız bir hata oldu mu? Ya aslında benim çok yapmadığım bir durum ama bana yapılan bir durumlar oldu tabii ki de. Hani kız sporcu olduğum için ister istemez böyle hani rakibim benim saçlarımı çok çekti. Böyle çok güzel olmayan hani fair play'e uygun bir şekilde olmayan davranışlar içerisinde bulunuyor. Hakemin görmediği sürece hani rakibim böyle alttan şu saçımı çektiği oldu yani. Birçok kez karşılaştım böyle bir durumla. Ama gerçekten de hiç hoş bir durum değil. Keşke bütün sporcular benim gibi olsa ve böyle saç çekme oyunlarına girmeseler. O da ayrı bir şey. Kaan onunla ilgili bir soru soracak zaten. Evet Demir. Merhaba Yasemin abla, iyi akşamlar. Merhaba canım, iyi Benim akşamlar. şimdi siz Maya soru sormuştu size. Diyet yapıyor musunuz diye. Siz zaten benim soruma cevap verdiniz biraz ama daha detaylı cevap verebilir misiniz? Güreş sporunda farklı sikletlerdeki ağırlık sınırlandırmaları hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Şöyle söyleyeyim, aslında serbest de Grokoromen'de ve kadınlarda çok farklı sikletler var birbirinden farklı. Hani dediğim gibi işte bizim toplamda 10 sikletimiz var. 50 kilo, 53 kilo, 55 kilogram, 57, 59, 62, 65, 68, 72 ve 76. Toplamda 10 siklet var. Bu 10 sikletin 6 sikleti olimpik siklet. Diğer 4 siklet ise hani normal olimpik olmayan düz sikletlerden. Genellikle işte bizde hafif kilolara tüy siklet diyoruz. Bunlar 50, 53, 55, 57 arası. 59'dan sonraki sikletlere orta siklet, 72'ye kadar. 72 ile 76 kilogram olan siklete de ağır siklet diyoruz. Ben ağır siklette güreşiyorum. Müsabakalara o şekilde katılıyorum. Ve bizim Türkiye'de şöyle bir avantajımız var. Ağır siklette, serbestte de, Grokoda da kadınlarla çok başarılıyız. Biliyorsunuz zaten hani 125 kilogram Taha Akgül olimpiyat şampiyonu. Aynı zamanda Avrupa Dünya Şampiyonu. Rıza Kayaler 130 kilogramda Avrupa Dünya Şampiyonu ve olimpiyat madalyalı sporcu. Ben de 76 kilogramda. Yani bir Türkiye olarak genelleme yaparsak ağır siklette her zaman başarılıyız. Ki bu geçmişte de gelen bir başarıymış yani. Hani şey diyorlar genelde, baş pehlivan. Bize o yüzden genelde baş pehlivan olan yerde çok başarılıyız yani, öyle söyleyeyim. Peki ben bir şey Teşekkürler. sorayım Ben teşekkür arada. ederim. Uğur getiren bir şey var mı yanınızda mesela maçlardan önce böyle sonuna kadar? Evet, benim çok yanımdan ayırmadım. Hatta şu an yanımda da var mı diye bakıyorum. Evet var, var. Hatta Var. size de göstereyim hocam. Kaldırın ama. Tamam. Tamam. Evet, eşinizi de gördük arkadan. Şöyle söyleyeyim, benim 3 tane yanımdan ayırmadığım çok güzel şeylerim var, maskotlarım var. Kurt. Evet. Diyorum kurt gibi olacaksın Yasemin diye. Bir tanesi ayı. Ayıların da biliyorsunuz güreşe özelliği var ya. Bir tanesi de eşimin bana aldığı anahtarlık, kendi ismi yazıyor. Bunları nereye gidersem gideyim mutlaka yanımdan ayırmıyorum. Şu an gerisini ekledim. Bu da Tokyo Olimpiyatlarından. Onların sembolü değil mi? Maskotu. Evet. Evet, onların maskotuydu. Bir de bu maskotu artık yanımdan ayırmayacağım. Bunlar benim uğurum gibi bir şey.
Yani onların gittiğim her müsabakaya onları da götürüyorum. Ne olursa olsun. Tan acım. Neredesin? İyi akşamlar Yasin abla. Bu kadar başarılı olmanın yanında bu kadar mütevazi olmayı nasıl başarıyorsun? Etrafınızdaki herkes sizi çok güzel bahsediyor. Sağ olsunlar. Aslında ben neysem oyum. Ailem beni nasıl yetiştirdiyse, onlardan ne öğrendiysem ben toplumumuzdaki insanlara bir nevi onları yansıtıyorum. Hani sağ olsun çevremdeki hep de iyi insanlarla denk geldim. Onların vermiş olduğu bir pozitif enerjiyle duygu ve düşüncelerimi çok güzel bir şekilde ifade ettiğim için genelde hep ılımlı yaklaşımlar alıyorum. Bir de Muhammed Ali'nin sözü var işte. Onu çok sürekli kendime tekrarlıyorum. Yetenekle ilgili. Eminim siz de biliyorsunuzdur zaten. Evet. Kaan? Kaan Alkaya. Neredesin? Merhaba Yasemin abla. İyi akşamlar. İyi akşamlar canım. Öğretim hayatınız boyunca sizde iz bırakan öğretmenleriniz oldu mu? Tabii ki oldu. Benim aslında hayatımı değiştiren en önemli öğretmenim beden eğitimi öğretmenimdi. Bir de çok iyi bir iki antrenöre denk gelmiştim. Onları hiç unutmuyorum. Lise zamanında beden eğitimi öğretmenim Ali Terzioğlu ve Fevzi Dönmez hocam vardı. İki taneydi beden eğitimi öğretmenimiz. Onların ikisi tamamen hayatımı değiştirdiler. Antrenör olarak da güreşe başlamamda en büyük etken onlardı. Aslan Seyhan'ı ve Kemal Kurt hocam. Bir de Kemal Kurt hocamın eşi vardı aslında atletizmle ilgilenen. Remziye Çıtak Kurt diyoruz. Onu çok unutmuyorum. Yani bir nevi hayatımda çok dönüm noktalarına sahip kişilerle tanıştım. Yani İyi ki de tanımışım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Kaan. Eymen. Eymen. Öncelikle iyi akşamlar Yasemin abla. İyi akşamlar canım. Sporla ilgilenmeseydiniz hangi mesleği seçerdiniz? Aslında şöyle söyleyeyim. Ben beden eğitimi öğretmeni olmak için spora başladım. O yüzden benim hep amacım beden eğitimi öğretmeni olmaktı. Ama şu an ikisini birlikte yapıyorum. Gayet de mutluyum. Ama sporcu olmasaydım yine de beden eğitimi öğretmeni olurdum mutlaka. Biraz sonra beden eğitimi öğretmeni arkadaşlarım da belki size soru sorar. Ekin de dinleyelim. Ekin'in de son sorusunu alalım. Ondan sonra arkadaşlarımızın sorularını alırız eğer olursa. Ekin? İçinizin sürekli örgülü kalmasının sebebi var. Ekin ben soruyu alamadım, duyamadım. Kusura bakma. Tekrar seni yorabileceğim ama. Saçınızın sürekli örgülü kalmasının sebebi var mı? Saçımın sürekli örgülü kalmasının sebebi var mı? Değil mi? Soru bu. Evet. Tamam. Müsabaka sırasında ister istemez hani rakiplerimiz saçlarımızı çektiği için örgülü olduğu zaman işte hakemin gözünden kaçmıyor. O yüzden biz de saçımızı hep örüyoruz. Çünkü şöyle söyleyeyim, bu şekilde olduğu zaman hani dağınık bir şekilde eli arkaya attığımızda çekse hiçbir şekilde hakem görmüyor. Ama örgülü bir pozisyonda olduğumuzda hakem dikkat edebiliyor. O yüzden biz elimizden gelince hem yüzümüze doğru gelmesin diye saçımızı örüyoruz. Ve örürken de çok rahat müsabakalar çıkartabiliyoruz. Çok daha rahat değil mi? Çünkü hepsinde saç örgülü genelde. Ben de dikkat ettim. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi öğretmen arkadaşlardan da sorular vardı. Onlardan buyursun. Alalım. Buyurun arkadaşlar. Ahmet Hocam. Mine Hocam. Mine Hocam bizim beden eğitim öğretmenimiz. O doğum izninde. Öyle mi? Evet. Selin Hocam da var. Onlar da soru sorarlar. Evet, ben şöyle geleyim. İyi akşamlar. Benim sorum akşamlar. Yok aslında çocuklar. İyi akşamlar. Çocuklar aslında sorulabilecek birçok soruyu çok güzel şekilde sordular. Hani bize soru bırakmadılar diye. Gerçekten çok iyi çalışmışsın maşallah. Evet. Hani ben tebrik etmek istiyorum gerçekten. Hani... benim küçüklüğümden beri hep işte ben daha çok jimnastikle alakalıyımdır. Hı hı. Hani hep hayalimdi ama işte ailevi durumlar birçok çeşitli imkanlardan dolayı bir türlü olmadı. Daha sonra beden eğitimiyle bir başladık. Antrenör oldum. Sonra atanınca
araya işte uzak bir yere atanmanın getirdiği şeyler girdi falan. O öyle kaldı. Sonra evlilikli, çocuklu derken şimdi bir mola dönemindeyim. İnşallah yakında tekrar bir antrenörlük kısmıyla tekrar bir giriş yapmak istiyorum. İnşallah hocam. O yüzden hani diyorum ya sizleri gördüğüm zaman, özellikle başarılarınızı gördüğüm zaman hep bu içimdeki o küçüklüğümden kalma o heves, heyecan böyle hemen bir yeşerir, böyle gözlerim dolar. O işte çok mutlu olurum. Hani sanki kendim kazanmış gibi mutlu olurum. O yüzden çok büyük emekleriniz var. Yani ben hep derim spor gerçekten profesyonel anlamda yapıldığı zaman dünyanın en zor mesleklerinden birisi. Çünkü her şey plan program dahilinde olmak zorunda. Birisi aksadığı anda her şey tepetaklak oluyor. Yerle bir oluyor. Aynen. O yüzden çok tebrik ediyorum. Umarım çok daha güzel başarılarınla bizi çok daha güzel gururlandırırsın. Tamam hocam. Her şey için sana çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim hocam. Bu güzel sözleriniz için. Evet, arkadaşlardan soru soracak yoksa ben sorayım bir tane. Evet, ben söz hakkı alabilir miyim Selin hocam? Evet, tabii ki Selin hocam. Selin hocam, Selin hocam ben. Evet, Selin hocam. ben de soru sormayacağım tabii ki. Öncelikle Yasemin Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok tebrik ediyorum sizi bir kadın olarak, cümleniz olarak. Sizinle gurur duyuyorum. Bu vesileyle bu arada şunu öğrenmiş oldum. Zümrelerimin, Mine hocamın ve Abdullah hocamın ne kadar hevesli olduklarını, anılarını ilk kez duyuyorum burada. Kaç yıl birlikte çalışıyorum ama buna vesile olduğunuz. Bu aktif spor yaşamının zorluğunu ama beraberinde getirdiği güzellikleri o kadar güzel ifade ettiniz ki. Ve hani geç başlamış biri olarak ki 19 gerçekten spor için aslında çok geçmediğimiz bir yaş ama. Evet. Pes etmemeleri gerektiğini o kadar güzel ifade ettiniz ki kurduğumuz her cümle için gerçekten teşekkür ederim. Başarınızın devamını diliyorum. Sizin arkanızdan inandım gerçekten. O kadar hevesli gördüm ki, o kadar o ışığı sesinizde, gözünüzde gördüm ki. Umarım bütün dileklerinizi gerçekleştirirsiniz bu konuda ve o bayrağımızı dalgalandıran birçok kadın sporcu da görmeye devam ederiz. İnşallah hocam, çok sağ olun. Sizleriniz destekleriniz olmasa zaten hani bu spor yapılmaz bile diyebilirim ama işte o başarı için elimizden geldiğince hepimiz hani kadın olarak olsun, işte Türkiye Cumhuriyeti insan olarak olsun elimizden ne gerekiyorsa hepimiz yapacağız yani. Bunu canı gönülden inanıyorum ve biliyorum. Ama gerçekten gururumuzsunuz. Bu hep böyle devam edecek. Birçok çocuğa şu an şuradaki ortamdaki çocuklara bile inanılmaz büyük bir ilham oldunuz. Gerçekten çok teşekkür ederim Yasemin. Öğretmen hocam, arkadaşlarından soru soran var mı? Yoksa yavaş yavaş kapatalım mı arkadaşlar? Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun Ahmet hocam. İyi akşamlar Yasemin Hanım. İyi akşamlar hocam. İlk önce başarılarınız için Türk 80 milyon adına ben de tebrik etmek istiyorum. İnanın böyle spor, herhangi bir spor olsun, Türkiye uluslararası çapta bir başarı kazandığımızda evdeki en yaşlımızdan en gencimize kadar hepimiz duygu dolu anlar yaşıyoruz. Çünkü sizin kazandığınız kadar 80 milyonun bu dünya üzerinde varlığını kanıtlamış, bir daha kanıtlamış, siz de önderlik yapmış oluyorsunuz bu sporcular olarak. Ama bizim gençlerimizin spora erişme olanağı herkes için kolay değil. Kesinlikle. Amatörlükten başlayıp profesyonelliğe gelmek kolay bir iş değil. Ve bu işte çabuk bırakıp çabuk yılanlar oluyor. Okullardaki ortam, şartlar, dünyanın ve ülkenin ekonomik şartları çocukları spor alanında başlayacağına daha çok akademik alanda başarıya yönlendiriyor. Bu bir yanlışlık. Burada bir yanlışlık var ama bu yanlışlık bizlerin, sizlerin laflarıyla geçmiyor. Tabii ki çocuklar ilk önce akademik başarı hakkında koşturuyor. Tabii şanslı olanlar, desteği olanlar sizin gibi daha ilerleyip uluslararası alanda ülkemizi gururlandırıyor. Amaç burada spor yapmak veya spor yapmamak, evet bunlar doğru. Ama önemli olan başarıya giden yolda bu çocuklara ne öğütlersiniz? Şöyle söyleyeyim. Aslında hocam şu anki ekonomik durumu biliyorsunuz ama bizim en büyük sıkıntımız spor alanlarının ulaşımla beraber ve eğitimle beraber çok sıkıntılı olması. Mesela Avrupa ülkelerine gittiğimiz zaman ben şunu gözlemlemiştim.
Bir spor tesisi, spor alanı var. İşte hemen onun yanında okuduğu okul var. Hemen onun yanında kaldığı, işte yemek yediği, yatıp dinlendiği yer oluyor. Bu şekilde üçünün bir arada olması gerektiğini inanıyorum. Bizde